Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere World of Warcraft Klasik'te ırk seçiminizi kolaylaştıracağını düşündüğüm bazı bilgiler paylaşacağım. Bu anlatımda sizlere ırkların ırksal özelliklerini, başlangıç statlarını ve bazı temel bilgilerini vereceğim. Umarım keyif alırsınız ve sizler için faydalı bir rehber olur. Anlatımımıza Alliance tarafından insanlarla başlayacağım. İnsanların ilk ele alacağımız ırksal özelliği Perception. Perception 20 saniye boyunca görünmezleri görülür hale getirir ki Rogue gibi ana silahı görünmezlik olan arkadaşlara PvP'de epey sorun çıkartacaktır. İkinci ırksal özellikleri Human Spirit insanlara %5 daha fazla Spirit statı verir. Bu da özellikle Healer oynayan arkadaşlar için büyük bir avantaj sağlar. Çünkü Spirit mana yenilenmesini doğrudan olumlu etkileyen bir stattır. Diğer bir ırksal özellik ise Diplomasidir. Achievement peşinde koşacak arkadaşlar için çok faydalıdır. Topluluklarla itibar kazanma becerisini %10 arttırır. Bu oyunda sıkça duyduğunuz reputation kasma olayını direkt etkileyen bir özelliktir. Son ırksal özellikleri ise Mace ve Sword Specialization'dır. Tek el ve çift el, topuz ve kılıç kullanma yetenekleri diğer ırklara göre 5 fazladır. Bu da Warrior, Rogue, Paladin sınıfını oynamak isteyen arkadaşlar için insan ırkını cazip kılacaktır. İnsanların Priestlara getirdiği ek yetenekler ise Desperate Prayer ve Feedback'tir. Bu Priestlara ek gelen yeteneklere detaylı girmeyeceğim. Ancak Priest oynayabilen her ırk için farklı Priest yetenekleri gelecektir. Sizlerle bunları paylaşıp geçeceğim sadece. Temel stat konusuna da detaylı girmeyeceğim arkadaşlar. Matematiği farklı ve uzun. Ancak bilginiz olması nedeniyle temel statları sizlerle paylaşacağım. Şu anda insanların temel statlarını görmektesiniz ki gayet dengeli bir dağılım vardır. Ve bence bu anlamda sınıf ırk seçiminizi etkileyecek direkt bir stat zirvelenmesi insanlarda yoktur. Irksal hayvanları bildiğimiz attır arkadaşlar, yani binek olarak at kullanırlar. Başlangıç bölgeleri evil normalıdır ki gayet yeşillik bir bölgedir. Yani insan oynayacak arkadaşlar başlangıçta çok aydınlık bir ortam bekliyor arkadaşlar. Bütün bu bilgiler doğrultusunda benim fikrim, Priest, Paladin ve Warrior oynayacak arkadaşlar insan ırkını ciddi şekilde düşünebilirler. İkinci ele alacağımız ırk Dwarflar, yani cüceler. Cücelerin ırksal özellikleri ise şöyledir. Stone Form. Bütün zehir, hastalık, lanet, efsun, kanama etkilerini ve gelen fiziksel hasarı 8 saniye boyunca %10 azaltır. Bu özellik PvP'de çok faydalı olduğu gibi tank oynamayı planlayan arkadaşlar için de ırk seçiminin etkileyeceğini düşündüğüm bir yetenektir. Gun Specialization ki Hunter oynamayı düşünen arkadaşları doğrudan ilgilendirir. Tüfek kullanma becerisini 5 arttırdığı için cüceler Hunter'lar için cazip bir ırk haline gelir. Frost Resistance soğuk büyü gücüne karşı dayanıklılığı 10 arttırır ki bu özellik bütün sınıflar için kullanışlıdır. Find Treasure ise cücelere etraftaki maden, hazine gibi olguları hissetmesini ve minimap'te görmesini sağlar. Bu tarz toplayıcılık yapmayı planlayan arkadaşlar için bu özellik cüceleri ideal bir ırk haline getirir arkadaşlar. Priestlar için ek olarak Fear Ward ve Desperate Prey yetenekleri gelir. Temel statlarında ise Strength ve stamina'nın fazla olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu başta tank olmak üzere Paladin ve Warrior oynayacak arkadaşları bayağı cezbedecek bir durumdur. Irksal hayvanları yani binekleri ise koçtur arkadaşlar. Başlangıç haritaları Dunmaroh, karasal kış iklimine sahip aydınlık bir bölgedir. Gayet nezih ve sakin bir yerdir. Şahsi görüşüm, Warrior, Paladin ve Hunter oynamayı planlayan arkadaşlar için cüceler diğer ırklara göre bir adım önde olacaktır. Diğer bir ırk ise Night Elf'ler. Night Elf'lerin ilk ele alacağımız ırksal özelliği Shadowmeld. Bu özellik Night Elf'leri hareket edene kadar ya da hasar yiyene kadar görünmez hale getirir. Bence PvP'de, özellikle World PvP'de bayağı etkili bir özelliktir. Ve roleplay yapacak arkadaşları da Night Elf'leri çekecektir. Quickness ise Night Elf'lerin savuşturma becerisini %1 arttırır. Bu özellik başta tanklara yarayacakmış gibi görünse de aslında PvP için paha biçilmezdir. Birçok rogue arkadaşın bu özellik nedeniyle Night Elf'leri tercih edeceğini düşünüyorum. Wisp Spirit pasif bir özelliktir arkadaşlar. Night Elf'ler öldüklerinde Wisp formuna dönüşürler ve ölüken ruhları diğer ırklara göre %50 daha hızlı hareket eder. Nature Resistance ise Night Elf'lerin doğal büyü gücü dayanıklılığını 10 arttırır. Night Elf'lerde Priestlara gelen ek yetenekler ise Star Shards ve Eluns Grace'tir. Temel statlarına bakacak olursak Agility'nin zirvelenme yaptığını görüyoruz. Bu da Hunter, Druid ve Rogue oynayacak arkadaşları Night Elf olmaya bir adım daha yaklaştırır. Irksal binek hayvanları ise Kaplan'dır arkadaşlar. Ve başlangıç haritaları Teldrassil'dir. Fantastik ve büyülü bir ormandır. Bu tarz ortamları sevenler için güzel bir başlangıç yeridir.
Bence Druid, Rogue ve Hunter oynayacak arkadaşlar hiç çekinmeden Night Elf seçebilirler. Ki Alliance oynamak isteyip de Druid olmayı planlayan arkadaşlar için Night Elf tek seçenektir. Çünkü Alliance tarafında başka Druid olabilen ırk yoktur arkadaşlar. Alliance tarafında son ele alacağımız ırk Gnomlar arkadaşlar. Escape Artist bütün yere bağlama, tuzaklama ve yavaşlatma etkilerini siler. 1 saniye kes süresi vardır. PvP'de baş tacı bir özelliktir. Expansive Mind özelliği arkadaşlar Gnomların sahip olduğu en önemli ırksal özelliktir. Intellect statını %5 arttırır ki Warlock ve Mage oynayacak arkadaşların ağzını sulandıracağından eminim. Arcane Resistance, Arcane büyü gücüne karşı dayanıklılığı 10 arttırır ve yine bütün sınıflar için kullanışlıdır. Engineering Specialist, mühendislik meslek yeteneğini 15 arttırır. Malum görüldüğü gibi bu ırkı oynayacak arkadaşları mühendislik mesleğine yetecek bir özelliktir. Temel statlarına bakacak olursak, Intellect ve Agility'nin zirvelenme yaptığını görüyoruz. Özellikle Mage ve Warlock'ta Intellect statının ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Irksal binekleri mekanik tavuktur. Başlangıç bölgeleri ise cücelerle aynı olup Dunmarok'tur. Gnomlarda şunu belirtmek isterim ki aşırı küçük olmalarından dolayı PvP'de kolay kolay tespit edilemezler. Ve başta PvP yapacak arkadaşlara ve Mage, Warlock, Rogue oynamayı planlayanlara bu ırkı şiddetle tavsiye ederim. Gelelim Horde tarafına. Horde tarafına Orklarla başlıyoruz arkadaşlar. İşte geldik PvE'de, özellikle Raiding'de en önemli olan ırksal özelliği. Blood Fury. 15 saniye boyunca atak gücünü %25 arttırır. Ancak 25 saniye boyunca gelen bütün healing etkilerini %50 azaltır. Hardiness. Sersemletme etkilerine karşı olan dayanıklılığı %25 arttırır ki PvP'de düşmanınızı çok gıcık edeceğinden eminim. Command ırksal özelliği ise Hunter ve Warlock'ların evcil hayvanlarının hasarını %5 arttırır. Axe Specialization. Orkların tek el ve çift el balta kullanma yeteneklerini 5 arttırır. Şimdi ise temel statlara bir göz atalım. Strength ve Spirit statlarının zirvelenme yaptığını görüyoruz. Strength'in yüksek olması seçeceğiniz sınıfta atak gücü yüksek olacak demektir. Başta Warrior, özellikle Damage Warrior ve Rogue oynamayı planlayan arkadaşlar için göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Spirit'in yüksek olması ise Shaman, Warlock gibi mana açlığı çekecek olan arkadaşları Ork olmaya itebilir. Özellikle Command ırksal özelliğini de göz önünde alacak olursak Ork Warlock güzel bir kombinasyon gibi duruyor. Irksal binek hayvanları kurttur. Başlangıç haritaları Drotar'dır. Çorak bir bölgedir ancak questlerinin hikayeleri epey eğlencelidir. Ve işte Forsaken'lar. Will of the Forsaken. Etki altına alma, korku ve uyku etkilerinden tam anlamıyla korur. Aynı zamanda bu etkilerin altındayken de kullanılabilir ve bu etkilerden kurtarır. 5 saniye etki süresi vardır. PvP'de çok ama çok etkili bir özelliktir. Cannibalize. Aktif hale getirildiğinde 10 saniye boyunca her 2 saniyede bir toplam canın %7'sini doldurur. Sadece insansı ve ölü yani humanoid bedenlerde işe yarar. Herhangi bir hareket ya da hasar yediğinde bu yetenek bozulur. Level kasarken çok işinize yarayacaktır. Underwater Breathing. Su altında normalden %300 daha uzun süre dayanabilirler. Shadow Resistance. Karanlık büyü gücüne karşı dayanıklık 10 fazladır. Fry sınıfına ek olarak Devouring Plague ve Touch of Weakness yetenekleri gelir. Temel statlarında ise Forsaken'larda Spirit statının zirvelenme yaptığını görüyoruz. Bu yine mana kullanan sınıflar için bir avantaj temsil eder. Özellikle Mage, Priest, Warlock gibi sınıflar için. Çok ideal görünen Forsaken'lar, Will of the Forsaken ırksal özelliği ile birçok rogue arkadaşı da kendine çekecektir. Irksal binekleri iskelet attır. Başlangıç bölgeleri ise Trisful Glaze'dir. Benim oyunda hikayesini en çok sevdiğim başlangıç bölgesidir. Derin ve hüzünlü bir lore'a sahiptir. Ve oyundaki en heybetli ırk olan Taurenler. İlk ırksal özelliği Warstomp. 8 yard menzildeki maksimum 5 düşmanı 2 saniye boyunca sersemletir. PvP için çok etkili olduğu gibi dungeon ve raid tanklanmasında da çok etkilidir. Özellikle tank warrior ve druid arkadaşlara duyurulur. Endurance. Toplam can %5 fazladır. Yine tank arkadaşlara göz kırpan bir ırksal özelliktir. Daha bu iki ırksal özellikte bile tank olmak için en uygun ırk Tauren gibi görünüyor arkadaşlar. Cultivation. Çiçekçilik meslek yeteneğini 15 arttırır. Nature Resistance. Doğal büyü gücüne 10 fazla dayanıklılıkları vardır. Taurenlerde orklardaki gibi strength statının zirvelenme yaptığını görüyoruz.
Estaminaları da yüksek. İşte bu nedenle bence Taurenler Warrior tanklar için biçilmiş kaftandır. Ve belirtmek isterim ki Horde tarafında tek druid olabilen ırk Taurendir arkadaşlar. Hatırlarsanız Alliance tarafında ise Night Elf'lerdi. Irksal binek hayvanları Kodo'dur. Ve başlangıç bölgeleri Mulgor'dur. Burası gayet aydınlık ve yeşillikler içerisinde bir yüksek ova tarzı bir alandır. Horde oynamak isteyip de barışçıl roleplay yapacak arkadaşlara Tauren'i şiddetle öneririm. Ve son ele alacağımız ırk troller. Yine PvE'de, özellikle raiding'de etkili bir başka ırksal özellik ise Berserking'dir. Büyü okuma ve atak hızı %10 ile %25 arasında artar. Bu %10 ve %25 şu şekilde ortaya çıkar arkadaşlar. Yetenek kullanıldığında canınız yüksek ise %10, düşük ise %25. 10 saniye sürer. Bütün damage sınıfları için baş tacı bir yetenektir. Regeneration. Can yenilenmesi %10 artar. Bu can yenilenmesi aynı zamanda dövüş sırasında da devam edebilir. Beast Slaying. Trollerin hayvansı yaratıklara karşı hasarını %5 arttırır. Pasiftir, bütün sınıflar için kullanışlıdır. Throwing Bow Specialization. Fırlatılan silahları ve yay kullanma becerileri diğer ırklara göre 5 fazladır. Özellikle Hunter oynayacak arkadaşlara duyurulur. Price'lara ek gelen yetenekler ise Hex of Weakness ve Shadow Guard'dır. Temel statlara bakacak olursak, Agility statın yüksek olduğunu görüyoruz. Rogue ve Hunter oynamayı planlayan arkadaşlar gönül rahatlığıyla Troll seçebilirler. Ancak troller ırksal özellikleri olan Berserking ile diğer sınıfları da kendine çekecektir. Irksal binek hayvanları Dinozor, yani Raptor'dur. Başlangıç haritaları Drotar'daki Echo adalarıdır. Yine lore dolu bir bölgedir. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere elimden geldiğince hangi ırk hangi özelliklere sahip anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki bu bilgiler World of Warcraft'ın klasik paketinde ırk seçiminizi kolaylaştırsın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın.